Alo, Cüneyt Bey. Ya kusura bakmayın, ısrarcı oldum böyle de. Ya kurban olayım Cüneyt Bey. Şu benim telefon işini bir çözsek. Sabah sabah rüyanda mı gördün Serdar? Kaç kere aramışsın? Açmıyorsan bir sebebi var demek ki. Ne bu ısrar? Ben artık Yekta Tilmen'le çalışmıyorum koçum. Git telefonunu kendisinden iste. Sen bu işsizlikle onu da yaparsın Serdar. Beni bir daha arama, tamam? Hadi. Pardon ya, çok beklettin mi? Yok yok, yeni geldim. Ama zaten senin herhangi bir yere zamanda gelmediğini bildiğim için şaşırmadım yani, normal. Allah Allah. Tamam tamam, özür. Yeni barıştık zaten, baldız buyur. Ha, böyle ol canım ya işte ya. Hadi yürü. Yuh ya, şerefsize bak. Zaten bir bu kadar Yekta da yerin altında var, ben sana diyeyim yani. Şeytana pabucunu ters giydirir bu herif. Nerede bir uğursuzluk, nerede bir yolsuzluk, bu herif çıkıyor altından. Aynen öyle. Zaten bu kara para aklama işine falan karışmasa ben şaşırdım yani. Tam Yekta'lık bir hareket yani. Ulan bu düzenbazlar yüzünden benim kaç tane arkadaşım canı yandı ya. Ulaşmışlar bir yerden. İspat edemiyorlar alakaları olmadığını. Zaten olan Yekta'ya falan olmuyor ya. Öbürlerine oluyor. Yazık ya. İşte bu yüzden canı yansın istiyorum. Sürünsün istiyorum. Böyle elinin değdiği kim varsa, tanıdığımız tanımadığımız kimin canını yaktıysa... O insanlar için bu adamın canına ot tıkmak istiyorum. Tamam ya, sen ne yapıyoruz onu söyle. Aslında senden istediğim şey çok basit bir şey. Kulağına kar suyu kaçırma operasyonu, o kadar. Nasıl ya? Yani onun ipini tuttuğumuzu ispiyonlayacaksın. Ne bileyim, yaptığı bir hareketi çakmışız gibi yapacaksın. Peşinde olduğumuzu falan. Ama böyle gıcık vererek, hani çok abartmadan. O da zaten çakal gibi atlayacak hemen. Sonra bir karışsın bakalım, bir panik olsun. Ondan sonra bakarız duruma, ne yapacağımıza karar veririz. Tamam, kolay, yaparım, seve seve. İyi, tamam. Ne? Ara hadi. Şimdi mi? Evet, eksen işteciğim, vaktimiz yok, ara. Hem bu cins uzaktan ısırmıyor, merak etme. Hiçbir şey olmaz. Efendim Osman, sabah sabah rüyanda beni mi gördün yoksa? Yekta Bey, acil konuşmamız lazım. Tabii Osman'cığım. Kapım sana her zaman açık. De. Merak ettim birden, var bir şey belli. Ya yüz yüze konuşursak daha iyi olur. Durum biraz kritik. Tamam, gel, bekliyorum ofiste. Tamam, geliyorum. Ofise çağırıyor. Tamam, hadi. Ha, fırlayayım. Dönmem lazım çünkü bankaya öğleye kadar. İyi. Sakın çaktırma bu arada. Heyecanını yapma. Tamam. Bir de ofisten çıkınca da haber ver. Tamam, lazım veririm.